Müminin suresi, şeytandan Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Ancak müminler için Allah felah vardır diyor, kurtuluş. Onun için mümin gönlü rahat olsun inşallah, müminse. Ama tabii ümit ve korku arasında olacaklar. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Huşu içinde değil, böyle bazıları böyle kendini kaybetmiş gibi hareketler yapıyor, huşu. Huşu o değil. Dikkati açık, samimi, kalbi Allah'la bağlantılı anlamına gelir. Yoksa bazı sahtekarlar var, kendini kaybetmiş gibi böyle cezbe halindeymiş. Ne diyor, mübarek huşu içinde namaz kılıyor. Öyle değil. Huşu keskin bir dikkatle, gönlünü Allah'a vererek samimi namaz kılmak. Bak onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Şimdi bu ayet çok önemli, boş şey. Boş şeyin ne olduğunu Allah bize ilham eder, biliriz. Evet. Ama insanların bayağı bir bölümü boş şeylerle iç içe yaşar. Boş şey insanı sıkar, bunaltır, çökertir, yaşlandırır, hasta eder. Boş şey dinlendiriyor zannediyor adam. Boş işlerle uğraşınca, zaman dolunca. Halbuki o ömür törpüsüdür. İnsanı yıpratır, aklını yıpratır, hafızasını yıpratır, bedenini yıpratır, çökertir. Allah boş şeylere yüz çevirin demesi bizim ruh ve beden sağlığımızla da ilgilidir. Sırf ibadet olarak değildir bu. Fakat bunu bilmedikleri için insan boş şeylerle uğraşınca dinleneceklerini zannediyorlar. Boş şey insan deliye çevirir. Beynini eritir, aklını eritir, vücudunu eritir. Boş şey, dolu şeyler, dolu faaliyetler insanı zinde yapar. Hem Allah'ın rızasını kazanırsın, hem çok sağlıklı olursun. Onlar zekata ilişkin söz ve görevleri mutlaka yerine getirenlerdir. Yani fakire, fukara, ihtiyacı olanlara dağıtan, Allah yolunda, İslam yolunda harcayan ve onlar ızlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani ferçlerini koruyanlardır. Cinsel organlarını koruyanlardır. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyenlerdir. Helaliyle cinsel ilişkiye girenlerdir. Ancak eşleri, helali olan eşleri, nikahlı eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı, yani cariye veyahut azatlı cariye, kendini hibe eden kadınlar, tutumları hariç bu konuda kınanmış değillerdir. Yani Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu hanımlar. Ya Resulullah, ben kendimi sana hibe ettim diyor. Peygamberimiz kabul etsin veya etmesin. Kabul ederse ona ait oluyor. Kabul etmezse ben senin böyle yaşayacağım diyor. Ahirette sana niyet ettim diyor. İnşallah. Alırsa da alıyor. Çok mutluyum diyor. Allah'a hamdolsun diyor. Hibe ediyor. Veyahut azatlı cariye. Ben sana diyor ömür boyu sana kendimi hizmete adadım diyor. Yani hibeyle aynı bu. Veyahut ücretin mukabilinde cariye olarak alıyor. Veyahut ücretsiz olarak cariye olarak alıyor. Cariyenin hürriyeti biliyorsunuz o devirde ki hükme göre sahibine ait olmuş oluyor. Ama Kur'an'da köle kavramı, cariye kavramı sürekli çözülmeye yöneliktir. Yani çözmeye yöneliktir. Mesela her hatada bir cariye bırakmak ya şey köle azat etme vardır. Köle azat etme vardır. Ama azatlı cariye de zaten hür oluyor o azatlı cariye. Ama cariye gibi de hizmet etmiş oluyor. O devir için söylüyorum, Peygamber Efendimiz zamanı için. Yani kendini hibe eden hanım da aynı şekilde olmuş oluyor. Hür. Evet. Hür yani aynı normal Müslüman kadın gibi. Ama onu kendini ona hibe etmiş o kişiye. Sana ayetim diyor. Sen benim helalimsin. İster beraber ol, ister olma diyor. Ben sana ayetim diyor. O devirde öyleydi. İnşallah. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınır çiğneyenlerdir. Yani bunun dışında cinsel ilişkiye girerse sınır çiğneyen haram olur diyor Cenab-ı Allah. Yani ya hibe etmiş, kendini hibe etmiş hanım olması gerekiyor. Yahut nikahlısı olması gerekiyor. Veyahut cariyesi olması gerekiyor. Bunun dışında olmaz diyor Allah. Ama asrımızda tabii nikah olarak var. Yine onlar emanetlerini ve ahitlerine rivayet edenlerdir. Emanet nedir? İnsana emanet edersin. Emanet onu koyacak. Eşya emanet edersin onu koyacaksın. Para emanet edersin onu koruyacaksın. Mesela para emanet ediyorsun.
Adam istediğinde harcadım diyor. Emanete ihanet etmiş oluyor. Evet. Yanına insan veriyorsun koruması için. Yalnız bırakıyor, ona zarar geliyor. İnsana ihanet etmiş oluyor. Eşya veriyorsun, eşyayı kırıp döküyor. Mala ihanet ediyor. Dolayısıyla insana ihanet etmiş oluyor. Onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. Ne demek namazlarını koruyan? Namazını demiyor Allah, namazlarını. Çünkü bir tane değil namaz. 5 vakit, 5 kere günde. Sahibi tertip olarak namazını koruyan, yani muntazam namazını kırayan, kesintisiz. Yani mesela sabahı kılıyor, öğleni kılmıyor, öğleni kılıyor, akşamı kılmıyor değil. Hepsini peş peşe muntazam kılan, sahibi tertip olan. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetine varis olacak onlardır. Dünya hakim olacaklar onlardır diyor. Bu Mehdi talebelerine bakan bir ayettir aynı zamanda. Yeryüzü hakimiyeti çünkü Mehdi zamanında oluyor. Bak işte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak olanlar onlardır. Nedir bu? Mehdiyet. İnşallah. 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 Ki onlar Firdevs cennetlerinde varis ki onlar Firdevs cennetlerine de varis olacaklardır. Yani hem dünyaya hem cennete varis olacaklar diyor Cenab-ı Allah. İçinde ebedi olarak kalacaklardır cennette. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Herhangi bir çamur değil. Kil. Yani seramik kili. Bildiğin seramik kili. İnsanın yaratılışı zannediyorlar ki böyle klasik, normal, çamurdan Allah, o şekilde değil. Allah porselenden yarattım diyor. Pişmiş porselen, klasik porselen. Yani bir porselen heykeli, bir insan heykeli düşünün, porselen heykeli. Birden ruh verdin kalktı diyor Allah ayağa. İhtiyacı olduğundan mı? Değil. Harika oldu. Yani filmlerde falan oluyor mesela böyle bir heykel oluyor. Evet. Birdenbire canlanıyor, evet. Yürümeye başlıyor. İnsan irkiliyor değil mi? Heyecan duyuyor. Evet, şaşırıyorsun. Güzellik olsun diye yapmış Allah. Yoksa porselene Allah'ın kile ihtiyacı olmadığı belli. Tabii. Kilde insanın ne alakası var? Süs olsun. İlginçlik olsun diye. Çünkü kil bir anda yüreğe, kemiğe, kana dönüşmesi normal bir şey mi bu? Harika bir şey. İnşallah. İnşallah. İki ellerimle diyor yaptığıma diyor Allah. Yarattığıma diyor. Bir insan heykeli yapıyor Cenab-ı Allah. Normal insan heykeli. Porselen, yani pişmiş porselen. Yani klasik porselen. Satıyorlar ya. Evet. Yani öyle normal porselen. O dururken birdenbire gözünü açıp yummaya başlıyor. Nefes almaya başlıyor. Maşallah. Kalkıyor, mesela şaşkın, mesela hayret içinde kalkıyor ayağa. Oh! Hazreti Adem'i yarattığında, Adem hayretler içerisinde, hiçbir şeyin ismini bilmiyor, hiçbir şey konuşmayı bilmiyor. Allah teker teker öğretiyor. Mesela, bu nedir diyor, bu taş. Allah tek tek öğretiyor. Bu ne? Dal. Bu ne? Ağaç. Şu ne? Ayakkabı. Hepsini öğretiyor. Bütün eşyanın isimlerini öğretti ona diyor Cenab-ı Allah. Seri olarak. Kısa sürede bütün her şeyin ismini öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Sonra nefsinden eşeğini yarattı diyor Cenab-ı Allah. Onun aynı yine yöntemle, aynı benzeri bir yöntemle Cenab-ı Allah'ın kendisinin bildiği bir yöntemle de eşini yaratıyor. Ona karşı bakıyor, içinde bir sevgi duyuyor Allah. Kalbinde öyle yaratmış. Sonra çocukları oluyor. Kardeşleri, öz kardeşleri Cenab-ı Allah helal kılıyor birbirlerini ilk başta. Evet. Bu ensest ilişki değildir. Allah'ın helal kılmasıyla olur. İlk başta öz kardeşler evleniyorlar. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra Allah haram kılıyor. Yani ahlakın kökeni Kur'an'dır. Allah helal dedim mi tamamdır. Ama yobazlara tabi bu da ağır geliyor. Ona da bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yobaz Allah'ın gösterdiği ahlakı beğenmez. Nur suresinin 31. ayetini anlamadılar. Avanaklar. Bana defalarca gönderdiler. Açıkladıkça kanları ilikleri çekildi. Çok korktular yani. Bayağı tedirgin oldular. Çok rahatsız olup sormak da istemiyorlar. Nur suresinin 31. ayeti. Nur suresinin 31. ayeti kadının hürriyetini anlatır. Onlar da diyor kadının
hürriyetinin alınmasıyla ilgili zannettiler. Halbuki kadının uçsuz bucaksız hürriyetini anlatan bir ayet.